Gidelim. Gidelim. Hepinize merhaba, kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Nisa. Bugün günlerden 13 Ağustos Pazar ve saat 7.48. Saat çok erken. Bugün yanlışlıkla 6'da kalktım. Ne dedim, bari edit yapayım. Bakın hemen. Böyle yükledim buraya da. Ama bu çarşamba günü yayınlanacak olan videom. Sesin çok kalın ve kötü şu anda. Saat 7.52 oldu. Uykum var ama. Artık uyumam zaten bir daha. Şimdi dün akşam biz şu ışıkları taktık. Tavanında ışıklar var. Ben bunu bayağıdır istiyordum ve en sonunda işte artık alacağım ya dedim. Aldım ve taktık buraya. Bir anda oldu her şey aslında. Buradan evet. Normalde karanlıkta beyaz yanıyormuş. Sonra mesela kırmızı. Şimdi bunu hemen nasıl yaptığımızı anlatacağım. Normalde bunlar ikişer tane beşer metrelik ışıklardı. Ondan sonrasında işte eğer biz bunu prizden takarsak bu şekilde ışıkla beraber yukarı çıkıyordu ve bu hiç hoş olmadı, hiç güzel görünmedi. Babam da elektrik mühendisi olduğu için bu işler biraz anlıyordu ve hani bunu yaparız beraber dedik. Buradan bir tane kablo çıktı bu şekilde. Bu kablodan sonra şu ikisini orada birleştirip tek kumandaya bağlayıp böyle ilerlettirdik ve bence çok güzel oldu. Perdenin şuralara yok ve yani oraları takmayacağım herhalde. Oralarda öyle kalsın. Yani gerek yok. Hava kararınca daha güzel oluyor. Neyse ben şimdi hemen topluluk atacağım. Yeni video bugün 12'de. Böyle iyi ya. Ve ilk beğeni de benden. Evet saat şimdi 8 ve artık kahvaltı hazırlamaya başlayacağız. O yüzden kahvaltıdan sonra videoya devam ederiz. Şimdilik görüşürüz. Domates, yumurta, şurada zeytin peynir var. Burada annemin yaptığı vişne suyu var ve bunun tadı çok güzel oluyor. Ve burada da suyum var. Ve kahvaltı yaparken de yorumlarınıza bakacağım hemen. Şimdi yengem gelip bizi çağırdı böyle piknik gibi ama tam piknik değil yani. Parkta oturalım dedik gibi bir şey oldu ve saat de 11 şu anda. Arvan'ın saçını burası da öyle böyle. Ve şimdi evden çıkıyoruz. Anneme video çektim ilk defa ve... Gidelim. Gidelim. Merhabalar. Günlerden 18 Ağustos Cuma ve saat 11.50. Ters görünüyor ama neyse. Ve videoyu sonunda bugün başlatabildim. Bu pazar videoyu atacağım. Yarın editi bitirip atarım. Hani onunla sıkıntı olmaz ama neden bugüne kadar kaldığını hemen size anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ki yani videonun başlarında biz hangi gündü? Pazar günü. Biz dışarı çıkmıştık hani yengemgil çağırdığı için. Tam gittiğimiz yerde hani yengemgilin evinin oralarda olduğu için. Ben hep gittiğimde kuzenlerimle mutlaka kalırım. Evlerimiz uzak olduğu için birbirine. Gittiğimde böyle birbirimize vakit geçirmeyi falan çok sevdiğimiz için izin alıp annem giden babam giden böyle iznimi alırım. Yengemgile kalırım. Ve yine öyle iznimi almıştım. Gittim hani onlarda pazar gününden çarşamba akşamına kadar kuzenlerimle kaldık. Hatta Instagram'dan böyle hikaye falan atmıştım. Böyle film falan izliyorduk. K-drama izliyorduk genelde.
İki tane K-drama bitirdik bu arada kuzenlerimle, her neyse. Sonrasında işte çarşamba akşamı babam geldi beni aldı falan. Onlar öyle oldu. Perşembe günü ben video çekecektim, tamam mı? Ama ben çarşamba günü kuzenlerimdeyken yan anda böyle iki tane sivilce olduğumu fark etmişim. Ve dedim ki hani bu yarına geçer çünkü hani büyük ihtimalle öyle olur diye düşünüyordum. Yani sabah kalktım direkt aynaya koştum ve... Hani daha da büyümüş. İki tane burada böyle sivilce. Hani zaten şu an bile biraz belli oluyor ama artık hani geçtiler artık bayağı. Aynada kendime bakıyorum. Böyle kendi yüzümden önce iki tane ekstra göz çıkmış gibi oradan sivilce görüyorum. Ben diyorum hani bu ne? Çünkü hani o kadar saçma görünüyordum ki. Zaten bayağı kötü şeydi, üst üste geldi. Aslında çok böyle bunları dert eden biri değilim. Alnındaki kıpkırmızı sivilcelerimle kaç defa video çekmiştim ama yanağımda böyle iki tane sivilce çıkınca kocaman... Çok saçma görünüyordum. Ondan sonra işte ne oldu? O gün işte kahvaltıyı doydu. Böyle hani sinirliyim zaten. Böyle kafam böyle bir dağınık. Hani o gün böyle sadece dinlenmek istiyordum falan. Hani anladınız, böyle şey bir gündü hani benim için. Yani bir an önce bitmesini istiyordum zaten o günün. İşte sonra kahvaltından sonra odama geldim. Hiç fark etmemişim. Üçüzler gitarımın tellerinde oynamışlar. Ve gitarımın sesi şu anda bozuk çıkıyor. Ben gitar çalmayı çok seven birisiyim. Hani evde boş vakitlerimde hep çalarım ama şimdi bunu böyle görünce ne kadar akordunu yapmaya çalışsam da olmuyor. Neyse ben bunu gördüm. Artık böyle iyice bir sinir oldum ve işte tabii biraz böyle bir ağladım falan çünkü dün çok kötü bir gün. Hani böyle gerçekten biraz ama ağlayıp rahatladığım bir gün oldu, öyle söyleyeyim. Bunu söyleyeceğim, hani bu sadece benim başıma gelmiyor. Böyle herkesin mutlaka böyle kötü... Şurada Eylül yatıyor bu arada, kulaklarını görebilirsiniz. Neyse, herkesin mutlaka aranızda böyle kötü geçen günleri olmuştur. Hani atıyorum bir uyanmışsınızdır, kötü bir şey olmuştur. Sonra ise daha da kötü bir şey olmuştur. Ve o gün ağlayarak ya da yatarak geçirebileceğiniz bir gündür. Hani bence ve ben o gün hani zaten dün dedim ki ben bugün video çekmeyeceğim. Biraz edit yaptım yatarken, biraz böyle K-drama izledim. Bu arada Mouse'a başladım. Saçma bir gün geçiriyorum ki yani anlatamam. Dün çok kötü bir gündü. Neyse bugün kalktım. Babam gitarımla biraz uğraştı, yapmaya çalıştı ama sanırım tamire götüreceğiz çünkü olacak gibi görünmüyor. Hani tellerle ne kadar uğraşsak da. Bu arada gitarımın şurasını koparmışlar. Şu kısmı üçüzler herhalde tutup çekince burası kopmuş. Şurasında kırıklar var, görüyorsunuzdur. Hani bu tamire girecek, umarım olur. Çok üzüldüm yani görünce. Böyle kendiniz kötü bir gün geçirebilirsiniz. Bunlar olabilecek şeyler. O yüzden sakın böyle şey olmayın. Böyle rahat olun, ağlayın falan. Sonra gün geçe bakın. Bir gün geçti ve şu an gayet iyiyim yani, öyle oldu. Umarım gitarım yapılır. Sonraki videomda falan yapıldıysa gösteririm. Öyle yani. Şimdi saat 12 olacak ve benim bugün çekiliş sonuçlarını açıklamam gerekiyordu. Şunu hani bilmeyenler için söyleyeyim. Ben Kariyer Akademi'nin kitabıyla böyle bir çekiliş yapmayı planlamıştık Kariyer Akademi ile. Ve 5 kişiye kitap gönderecektik. Onun sonuçlarını bugün açıklayacağım ve şimdi onun videosunu çekmem gerekiyor. Öncelikle kazananları bir belirleyeceğim. Ondan sonra videoda bunu göstereceğim. Bu videoyu bugün hemen yayınlamam lazım. Editleyip falan onu halletmem gerekiyor. Bir yandan da bu videoyu çekiyorum işte, öyle oldu. Evet, şimdi çekiliş videosunu çekmeye başlıyorum ve beni bekleyin. Şimdi saat 12.41 oldu. Ay 15 gibi görünüyor. 12.41. Ve videoyu çektim, editledim. Şu an YouTube'a gidiyor. Umarım kazananlara ulaşırken bir sıkıntı yaşamam yani. Öyle umuyorum, bakalım. Bugünün biraz bununla uğraşarak geçecek gibi görünüyor ama umarım hemen hallederim ya. 5 tane kazanan, 2 tane yedek var zaten. Saat 1.30 oldu ve ben artık kazananların bana ulaşmasını bekleyeceğim. Çünkü daha fazla uğraşamayacağım şu anda. Bu kısmı çok zor çekilişin. O yüzden umarım bugün tüm kazananlara ulaşabilirim. Şimdi ben dediğim gibi dün Mouse izlemeye başlamıştım. İlk bölümü gayet güzeldi. Psikopat bir çocuk var falan yani. Bu arada kuzenlerimle kaldığımda biz Happiness ve Sweet Home izledik. Sweet Home tam beklediğim gibi hani çok güzeldi. İlk başta Sweet Home hani adının neden Sweet Home olduğunu anlamamıştım. Böyle birazcık uyumsuz olduğu için diziyle tabii. Sonra o gitar sahnesini gördükten sonra anladım. Hani cidden çok güzeldi. Happiness da şöyle, Instagram'a zaten hikaye attım. Beklentimden daha düşük olduğuna dair. Yani normalde beklentim çok daha yüksek. Yüksekte o dizi için çok fazla öneriliyordu ama izledikten sonra hani beni çok sarmadı. Kaç sahne atladım. Bayağı bir sahne atladım. Hani kuzenim çok beğendi. Atlama diyor, izleyelim diyor ama ben sarmadı beni şahsen, niye bilmiyorum. O yüzden ben ona 10 üzerinden 6 verdim. Sweet Home 10 üzerinden 8 vermiştim. O da canavarlar çok kalitesizdi. Yani komik görünüyorlardı birazcık. 10 üzerinden 10 veren tek drama The Penthouse'tu. Şimdi de Mouse izliyorum, bakalım öyle. Dediğim gibi çekilişte biraz daha akşama doğru ilgilenmek istiyorum. Çünkü
Kafam çok bunaldı. Bir anda oturdum, hem çekilişim videosunu çektim, hem bu videoyu başlattım, hem o videonun editini yaptım. YouTube'a attım, kapağını yaptım. Yorumlardan ulaşmaya çalıştım. Sürekli yorumları aradım, bulamadım. Yorum yazıyorum, yorumum siliniyor. O yüzden yani birazcık bunaldım. Ama olsun. Evet, ben şimdi Mouse'un ikinci bölümüne başlayacağım. Ay bu ne? Ben şimdi Mouse'un ikinci bölümüne başlayacağım. Az önce videoyu durdurup hemen Instagram'a bir hikaye attım. Buradan izleyebilirsiniz. Bir defa Instagram'a video çekerek hikaye attım ve çok zorlandım. Saat 1.47 oldu dediğim gibi. Bu arada Instagram hesabımı şu aşağı yazıyorum. Şu aşağı. Evet, şuraya yazıyorum. Oradan benim Instagram hesabımı da takip edebilirsiniz. Ederseniz de çok mutlu olurum. Şimdi ikinci bölümü izlemeye başlayalım. İyil. Ne yapıyorsun kız? Bana bak bana. İkinci bölümü açıyorum şimdi. Açamıyorum gerçi. Bölümü hala izlemedim ama spoilerli yorumları okuyacağım. Çünkü bir şey olmaz bence. Yorumlardan okuduğum kadarıyla bu bölüm birazcık korkunç. Açıyorum izlemeye de. Şimdi ben bölümü bitirdim ve fena bir şeydi. Yani evet, bugün akşam yatmadan önce büyük ihtimal bir bölüm daha izlerim. Hani öyle planlıyorum şu anda çünkü çok bekletmek istemiyorum. Hemen izlemek istiyorum 3. bölümü de. Bölüm 1,5 saat olduğu için 3.ye şu anda geçmeyeceğim. Saat şu anda 3.53 ve yani hala biraz etkisinde kaldım sanırım. Cidden fenaydı ya. Yani hemen geçmek istiyorum 3 ama akşam izleyeceğim onu. Hemen üst üste izlemek istemiyorum. Her neyse, şimdi ben öğle namazını kılacağım. Ondan sonra bir şeyler yiyeceğim artık. Öyle. Ben namazı kıldım geldim. Ve annem yemeğe tavuklu kremalı makarna yapmış. Bunu çok seviyorum. Çok güzel oluyor. Şimdi bunu yiyeceğim. Sonrasında videoya devam edelim. Şimdi saat 9.42, akşam oldu ve ben en son sanırım makarna yerken video çekmiştim. Artık yatsıyı kıldığım gibi geldim, oturdum buraya. Bir de duş aldım tabii ki de. Yatmadan önce bugün günlük yazacağım. En son bir hafta önce yazdım sanırsam ve bu hafta yine yazacağım artık. Ama öncelikle size ışıklarımı göstereceğim. Zaten şu anda da yanıyor. Turuncu. Işığımı da kapatıyorum. Çok güzel olmadı mı? Ve çok güzel görünüyor. Şimdi günlüğümü yazacağım hemen. Günlüğüm de burada. Günlüğümü de yazdım, bitirdim. Şimdi artık Mouse'un 3. bölümünü izleyip yatarım diye düşünüyorum. Çünkü zaten bir bölüm 1,5 saatten saat şu an 10 desek yine 11.30 falan bulur. Videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer ki videonun bu kısmına kadar izlediyseniz yorumlara bir tane dondurma emojisi bırakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.